basın mensupları. 9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. 9 Nisan'dan sonra 52 tane ceza evini gezdim. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, af çağrımız kesinlikle vicdani bir çağrıdır. Yaptığımız af çağrısının 3 nedeni var. 1. Toplumsal barışa ihtiyacımız var. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık, geçim sıkıntısı, kutuplaşma nedeniyle toplum maalesef gerildi. Toplumda önemli sıkıntılar oldu. Toplum şu anda son derece huzursuz. Artık barışmalıyız, kucaklaşmalıyız, birbirimizle mutlaka ve mutlaka birbirimizi affetmeliyiz. Bütün cezaevlerini dolaşıyorum. Cezaevleri şu anda doldu ve taştı. Cezaevlerinde şu anda inanın ki 7 kişilik koğuşlarda 20-25 tane arkadaşımız kalmakta. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar oldu. Hızlı yargılamalar münasebetiyle gözden kaçan bazı konular oldu. Adil yargılanma olmadan hukuk devletinden bahsedemeyiz. Devletimizin görevi adil yargılanmaktır. Devletimiz bu noktada gereken her şeyi yapıyor. Bizim devletimize karşı saygımız, sevgimiz, hürmetimiz her zaman sonsuz olacaktır ve sonsuzdur. Değerli arkadaşlarım, önemli bir noktadayız. Bu noktaları hep birlikte planlamamız lazım. Öylesine anneler var ki çocuklarına şu anda kavuşamadılar. Öyle çocuklar var ki yaklaşık olarak binlerce çocuğumuz ceza evlerinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadı. Öyle babalar var ki çocuklarına 10 yıldır kavuşamadılar. O nedenle Türkiye'mizin şartları, koşulları, Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Bir kez daha bu güzel İzmir'imizden bütün Türkiye'mize, bütün siyasi partilere sesleniyorum. Af konusunu siyasi bir konu yapmayalım, af konusunu vicdani bir konu yapalım. 270 bin kader mahkumu bu haberi beklemekte. Birçok çocuk babasına kavuşmak istiyor. Birçok anne evladına kavuşmak istiyor. Nitekim Eskişehir cezaevinde sadece ve sadece maalesef kullandığından dolayı, içtiğinden dolayı içeride yatan Alperine kavuşamayan Ümmü Gül anneyi 40 gün önce Hakk'a uğurladık. Bundan sonra annelerin çocuklarına kavuşması için affet Türkiye'm. Babaların çocuklarına kavuşması için affet Türkiye'm. Anneannelerin, babaannelerin yüzünü güldürmek için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm çağrımıza bütün siyasi partilerin cevap vermesini bekliyoruz. Affet Türkiye'm çağrımızda bayrağımıza gasp edenler, toprağımıza gasp edenler, ulusal birliğimizi tehlikeye düşürenler, uyuşturucu baronlara, kadına şiddet, çocuğa taciz, Allah korusun, bu kapsamın tamamen ve tamamen dışındadır. O nedenle bütün Türkiye'me saygıyla, sevgiyle sesleniyorum. Bütün siyasi partilerden bu noktada siyasi değil, vicdani tavırlarını
ortaya koymalarını arzu ediyorum. Pandemi koşulları nedeniyle şu anda cezaevlerinde önemli sıkıntılar var. Şu anda cezaevlerinde kapasitenin son derece üstünde kader mahkumları var. Bu noktada devletimize bir noktada teşekkür borcumuzu da ifade etmek istiyorum. Özellikle yarı açık cezaevlerinde bulunan 91 kader mahkumunun süresi yaptığımız çalışmalar münasebetiyle 2023'ün Haziran'ına kadar, Ağustos ayına kadar uzatıldı. İnşallah o güne kadar bugün bu haberi bekleyen binlerce aile, milyonlarca aile inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak bu kararı beklemekte. 285 bin kader mahkumu için yollardayız. Yarın tam bu saatlerde Ardahan cezaevinin önünde olacağım. Yarın saat 16'da Kars cezaevinin önünde olacağım. Salı günü Niğde cezaevinde olacağım. Perşembe günü Muş'ta olacağım. Malazgirt törenlerine katılacağım. Muş cezaevinden gerekli çağrılarımızı yapacağız. Sonra 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'de olacağım ve Afyon cezaevinin önünden gerekli açıklamaları yapacağım. Türkiye'mizdeki bütün illerimizde bulunan cezaevlerini dolaştıktan sonra sizlerle birlikte bir toplantı yaparak parlamentoya da gerekli temaslarımız devam ediyor. İnşallah ve inşallah buradan umutlu bakışlarla dönün. Buradan güzel bakışlarla dönün. Buradan görüş gününde evlatlarınıza, kardeşlerinize, eşlerinize, çocuklarınızın babalarına inşallah hayırlı haberleri vereceğimiz günlerin yakın olduğunu inşallah ve inşallah müjdelemek istiyorum. Buradan bir kez daha bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, af çağrımız vicdani bir çağrıdır. 285 bin kader mahkumunu inşallah hayatla buluşturacağız. Onları hayatla buluşturduktan sonra kenarda bırakmayacağız. Onlara psikolojik destek vereceğiz. İş desteği vereceğiz. Ekonomik destek vereceğiz. 6,5 milyon Suriyeli'ye bakan benim devletim 285 bin kader mahkumunu da inşallah bağrına basacaktır. O nedenle bir kez daha İzmir'imizden bütün Türkiye'mize, İzmir'imizden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya ve bütün siyasi